Tüketici ve iş davaları. Günümüzde birçok problemle karşılaştığımızda tabii ki yine imdada yetişen avukatlarımız ve hukuk oluyor. Bu konuda İstanbul'da serbest avukatlık yapan Sayın Avukat Erdem Yıldız yaptığı tüm çalışmaları bizlere aktaracak. Hoş geldiniz Hoş bulduk Erdem Tekrar. Bey. Ee, Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben avukat Erdem Yıldız. İstanbul'da serbest meslekle uğraşıyorum, avukatlık mesleğiyle uğraşıyorum. Hı hı. Çalışmalarıma devam ediyorum. Tüketici hukuku ve işi hukuku, aile hukuku alanlarında daha çok bu alanlarda hizmet veriyorum. Ağırlık veriyorsunuz. Evet. O zaman tüketici nedir desen, kimdir? Tüketici bir mal veya hizmet alan gerçek ya da tüzel kişidir. En önemlisi tüketici haklarından kimler faydalanabiliyor? Kimler tüketici yasasından faydalanır? Alım-satım sözleşmesinin tarafı olan e, tüketiciler, sözleşmenin güçsüz olan tarafıdır yani tüketici dediğimiz, hı hı. E, satıcıdan bir mal alır ya da bir hizmet alır, e, sigorta sözleşmesinin tarafıdır ya da işte avukatlarla yapılan sözleşmelerin e, tarafı vekaletle hı hı. iş gördüen taraf e, tüketicidir. Yasada e, belli şartlarla e, tüketiciyi bu anlamda e, güçsüz olan tarafı e, korumaktadır. O zaman ayıplı mal nedir, ayıplı hizmet nedir desek? Evet, şimdi e, yine aynı konuya dönecek olursak satılan bir ürün e, teslim anında beklenen nitelikleri haiz değilse, beklenen Hı -hı. nitelikleri e, kapsamıyorsa, sözleşmede belirtilen e, özellikleri yoksa Hı -hı. E, bu ürün ayıplıdır. E, bu durumda da işte e, tüketicinin belli seçimli hakları vardır. Bunları kullanarak, e, uğradığı maddi zararı ve e, seçimlik haklar çerçevesinde hı hı. E, ürünün değiştirilmesini ya da ücretsiz olarak onarılmasını e, talep edebilir. Peki malın veya hizmetin ayıplı olması durumunda tüketicinin hakları nelerdir? E, malın veya hizmetin ayıplı olması durumunda tüketici e, ilçe hakem e, ya da il hakem vasıtasıyla belli bir miktara kadar olan kısımları e, buralardan talep edebilir, e, başvurularını yapabilir. E, bunlarda da sınırlar vardır. İlçe hakem sınır veya başvuru sınırı 4570 TL'dir. İl hakem sınır ise 6860 TL'dir. E bunun üzerine ise e, il e, tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemeleri de e, böylelikle yükünü azaltmaktadır. Bu ilçe hakemiyetleri ve il hakemiyetleri de onların e, görevlerini biraz da olsa hafifletmektedir. Erimli noktada tüm yani bir, e, ürünü aldık diyelim, tüm özelliklere bakmamız gerekiyor. Böyle bir zorunluluğumuz var mı? E, bu almış olduğunuz ürünlerde öncelikle e, benim tavsiyem naçizane e, kozmetik olarak bir sorun varsa bunu öncelikle bildirilmesi gerekmektedir. Hı hı. Yani, aksik takdirde sonradan alınan üründe bir hayıp, e, hata veya ayıp çıkarsa bu e, yasa buna e, gizli ayıp demektedir. Hı hı. Gizli ayıpla ilgili çok sonra da olsa başvuru yapılabilir. Bu durumda yasada belirlenen e, seçimlik haklardan birinin, e, kullanılması söz konusu olacaktır. Bu noktalarda sizlere başvuruyoruz. Evet. Kapınızı çalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Çok sizlere sağ olun. de. Efendim avukatımız Erdem Yıldız bugün konuğumuzda. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.